Bunu anlatmak istiyorum yoksa sonsuza kadar içimde kalacak. Ah, bakın şimdi. Söyleme o zaman. Ya bana söyleme. Yani aşırı anaokulu yalanı gibi geldi. Bana sana karşı dürüst olacağım. Ben dedim ki evet ol. Lütfen ol yani. Sonunda gerçekten yani, lütfen dürüst ol. Ve ben salak gibi sabah şokundan ama. Arkadaşlar. Çok güneşli bir başlangıç yapıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün pazar günü. Sokağa çıkma yasağında neler yapıyorum sizinle paylaşmak istedim. Aynı zamanda uzun zamandır artık size anlatmak istediğim bir konu var arkadaşlar. Başlıkta yazıyordur muhtemelen. Çok doluyum. Sizinle konuşmayı özledim. Bu sokağa çıkma yasağında berabermişiz gibi olsun bence. Şu an spora geldim. Normalde bir gün ara veriyorum ama iki gün ara vermiştim. Çünkü sağ dizim çok acıyordu. Onun da sebebi şeymiş. Koşu bandında koşuyoruz ya bayağı sert zemin. Dize zarar verebiliyormuş ve dikkatli olmak gerekiyormuş. Mümkünse dışarıda koşmamız gerekiyormuş. Şu an dizim iki gün önceki kadar çok acımıyor. Daha az acıyor. Bugün önce ısınma akışı yaptım. Daha sonra koştum. Tüm vücut antrenmanı yaptım. 5 dakikalık plank egzersizi yaptım. Ve daha sonra soğuma yaptım. Ve şimdi benimle eve gideceksiniz. 2 dakika önce nefes nefes yedim ve ağlamak üzereydim. Hani çok yorulmuştum. Şu an mesela o ağrı geçti ve salgılanan hormonlar sayesinde resmen modum yükseldi ve yepyeni bir enerji geldi. Yani uyanınca daha yorgundum. Şu an terledim, aşırı yoruldum ama şu an daha az yorgunum. Çok garip. Yataktan kalkınca ki o bezginlik hissi gidiyor ve yerine yepyeni bir enerji geliyor. Aşığım bu hisse. Matımı yerine yerleştiriyorum. Buradaki kişi maalesef unuttu sanırım yerleştirmeyi. Korona olmasa ben yerleştirirdim. Lütfen spor salonuna geliyorsanız matınızı yerleştirmeyi unutmayın. Ben bir de her yeri böyle dezenfekte ediyorum. Alkol içeren yüzey temizleyici sprey. Çıkmadan da yine elimi dezenfekte ediyorum. Hey. Bana istisnasız herkes saçlarımın çok güzel olduğunu bu aralar ve neler yaptığımı söylüyor. Ben de dedim ki sizinle duş alalım o zaman çünkü neden olmasın. Aynı zamanda vücudunuzda batık oluşmaması ve benzeri bunların önüne geçmek için de neler yapabildiğinizi göstereceğim. Beraber duş rutini yapalım bence. Saçınızın parlak olması için her zaman ılık suyla saçınızı yıkamalısınız. Vücudunuzda sıcak kullanabilirsiniz ama saçınız için her zaman ılık kullanın. Bu markanın şampuanını kullanıyorum. Hindistan cevizli yıpranmış saçlara özel şampuanını kullanıyorum. Arkadaşlar bu şampuan içinde silikon, paraben, renklendirici hiçbir şey içermiyor. Boyalı saçlar için uygun, organik Hindistan cevizi yağı içeriyor. Vegan, geri dönüştürülebilir, ambalajı var yani cennet gibi bir şampuan gerçekten. Saçımı en yormayan, en pürüzsüz, yumuşak gösteren şampuan kesinlikle bu. Saçınızı yıkadıktan sonra durularken her zaman su böyle akarken kafanızı geri tutun ki saçınız için olan şampuan yüzünüze doğru akmasın ve yüzünüzde sivilcelenme yapmasın. Saçlarımı duraladım. Şimdi vücuduma geçmeden önce yüzümü tamamen bitirmek istiyorum. Daha sonra vücudumu yapacağım. Bunun için arkadaşlar evde profesyonel bakım yapmamı sağlayan Luna Mini 3'ümü kullanıyorum. Yani gerçekten cildinizi nazikçe ve derinlemesine temizliyor. Bioderma'nın yağlı ve karma ciltler için olan sebum dengemi düzenleyen temizleyicisini kullanıyorum. Duşa sokabiliyorum çünkü su geçirmiyor ve aynı zamanda özellikle sporda terledim, böyle gözeneklerim tıkanabilir. Sporda terlemişken ve cildimde kir varsa onlar sivilce yapabilir yine. Ama Luna Mini 3 çok güzel temizliyor gerçekten. Yüzümün tüm kirlerden arındığına emin oluyorum ve böylece sivilce problemi yaşamayacağıma emin oluyorum. Derinlemesine temizlik için, evde profesyonel bakım için kesinlikle Luna Mini 3'ü size öneriyorum. Ama eğer ona ayıracak bütçeniz yoksa fake ürünler almak yerine de elinizle cildinizi temizleyin tabii ki. Çünkü fake ürünler suratınızı çizebilir ama Foreo'nun T-Sonic titreşimleri yüzünüzü asla çizmeyecek. Bu konuda sertifikaları var ve tamamen tüm kalbinizle güvenebilirsiniz. Yüzümü de doğruladım ve şimdi vücuduma geçeceğim. Arkadaşlar eğer batık problemi yaşadıysanız hayatınızın herhangi bir noktasında kese hiç kullandınız mı? Yani kesinlikle hayatınız falan değişecek. Krem şantili ve vanilyalı ve tarçınlı böyle Bath & Body Works'ten aldığım efsane bir duş jelini kullanıyorum. Bunu kesenin üstüne döküyorum.
Eğer cildinizde pütürler, pürüzler varsa duş lifi yerine böyle bir keseyle vücudunuzu yıkayın. O batıkların nasıl yok olduğunu göreceksiniz. Ben aynı zamanda lazere gittiğim için bana kese orada önerilmişti. Lazerden de full sonuç almak için düzenli kese kesinlikle yapmalısınız. Saçlarımın ilk ıslaklığını o havluyla aldım ve şimdi Liquid Keratin'in arkadaşlar, bu benim saçlarımı iyileştiren marka, yani yanmışken resmen bu kendine getirdi. Liquid Keratin'in durulanmayan saç kremini böyle elime aldım ve daha sonra saç uçlarıma bunu sürüyorum. Keratin saç uçlarınızı birleştirme, kendine getirme özelliği var ve saçlarımı bu markanın full setiyle ben iyileştirmiştim. Şimdi de herhangi bir yıpranmanın önüne geçmek için kremini düzenli kesinlikle kullanıyorum. Ve daha sonra Tangle Teaser'la saçlarımı açıyorum. Bu tarak aynı zamanda saçları kırmıyor ve kolayca açıyor. Sağlıklı saçlar için en önemli şeylerden bir tanesi tarak. Çünkü saçlarımızın uçları kırık olursa hiçbir zaman uzamayacaklar. O yüzden saçımıza iyi davranmak gerekiyor ve o yüzden bu tarağa da aşığım. Ve arkadaşlar şimdi gözaltıma Foreo UFO'mla Shimmer Freak maske yapacağım. Kafein içeren, gözaltınızı aydınlatan ve kusursuzlaştıran bir maske. Maskemi yerleştirdim. Nasıl yerleştirdiğimi görmek için yukarıya kartlara ekleyeceğim. Halloween günü hazırlanma videomda tüm aşamaları oradan görebilirsiniz. Çok basit. Ben şimdi direkt bunu gözaltıma dolaştıracağım. Foreo uygulamamı eşleştirdim ve başlata tıklıyorum. Canlandırıcı soğutma hissi, şişkinlikleri azaltırken kırmızı led ışık ve nazik T-sonik titreşimler bu aydınlatıcı kafeinli formülün emilmesini kolaylaştıracaktır. Mavi led ışık, koyu renk halkaları ortadan kaldıracak ve bütünüyle tazelenmiş bir cildi size sunacaktır. Dışarıda cilt bakımına gitmek çok riskli, özellikle korona yüzünden. O yüzden evde bir Foreo UFO'nuzun olması gerçekten hayatınızı kolaylaştıracak. Evde profesyonel bakım yapmanın değeri ve lüksü gerçekten beni çok mutlu ediyor. İlk kullanımda bile etkisini göreceksiniz. Düzenli kullandığınızda büyük etkiler karşımızda olacak ve cildinizdeki değişimi göreceksiniz. O yüzden bir kez daha size göstermeyi çok istedim. Dışarı çıkmasak bile pencereden her zaman güneş ışınları yansıyor. Hava bulutlu olsa bile bulutlardan yansıyor ve güneş ışınları arkadaşlar cildinizde lekelere yol açıyor. Ben Bioderma'nın SPF 50 içeren, hassas ciltlere ve lekeli ciltlere özel olan, hem lekelerin rengini açan hem de yeni leke oluşumunu önleyen bu güneş kremini her gün mutlaka sürüyorum. Bir pompa alıyorum, böyle tüm yüzüme yayıyorum. Aynı zamanda cildime çok güzel nem sağlıyor. Hem nemlendirici hem güneş kremi bir arada olduğu için hem her gün güneş kreminizi yapmanız gerektiği gibi sürmüş oluyorsunuz cildinize iyi bakmak için. Hem de nemlendirmiş oluyorsunuz. Yani tek adımda olması gerçekten unutmamanızı sağlıyor. Benim cildim biliyorsunuz karma ve hassas. Formülasyonu hiçbir şekilde cildinizde yağlandırma yapmıyor, sivilce yapmıyor. Lekelerinizi açıyor. Cennet bir içerik gerçekten. Ve evet, spordan sonra duş almış, saçlarımın kurumayı beklemiş hali ve cilt bakımımın bitmiş haliyle suratım böyle görünüyor. Arkadaşlar uzun zamandır sizinle, insanlarla olan ilişkilerim, hayatımda neler gidiyor gibi bir olayı size anlatmadım. En son size anlattığım şey, F-boy bir çocuktan hoşlanıyordum, TikToker ve böyle onun canlı yayınına katılmıştınız, bir etkileşimimiz olmasını sağlıyordunuz ve çok tatlıydınız. Çok teşekkür ederim. O yürümedi. Daha sonra zaten çocuğun sevgilisi oldu direkt. Arkadaşlar aslında başlıkta hoşlandığım çocuğu neden engelledim yazdım büyük ihtimalle ama hoşlandığım çocuğu engellemedim. Şöyle unfollowladım ve aynı zamanda kendi takipçilerimden de onu çıkardım ve zaten o beni engelledi WhatsApp'ta. Başlığa neden engelledi yazdım çünkü olayı her şeyi anlatacağım bu arada ama arkadaşlar kanalıma girerse onun hakkında video yaptığımı görmesini istemiyorum. Gerçekten çok sinirliyim. Uzun zamandır bana bu kadar saçma davranılmamıştı. Erkeklere ne kadar saçmaladığını eğer merak ediyorsanız ve siz erkekler saçma davranıyorsa her zaman bana daha saçma davrandıklarını bilin ve kendinizi yalnız hissetmeyin. O yüzden anlatacağım. Kesinlikle buna benzer bir olay yaşayan birileri var buralarda, kesinlikle biliyorum ve bana yapılana bakın. Yani o kadar saçma ve o kadar sinir bozucu ki. Bunu anlatmak istiyorum yoksa sonsuza kadar içimde kalacak. Ah, bakın şimdi. Karantinanın en başlarına saracağım olayı, böyle Mart, Nisan falan. Mart, Nisan aylarında biri bana DM'den bölümümle ilgili yazdı. Of, bu hikayeyi anlattığıma inanamıyorum. Bölümümle ilgili yazdı ve biz konuşmaya başladık. Ve konuşmaya başladığımızda gerçekten inanılmaz, inanılmaz eğlenceli biriydi. Ve bu çocuğun adını ne diyelim? Bant diyelim. Çünkü burada Bant var ve onun için isim bile düşünemeyeceğim. Yani isim düşünme sürecime bile değmez. O yüzden Bant deyip geçiştireceğim. Bu Bant inanılmaz eğlenceli biri, inanılmaz kafa biri ve biliyorsunuz ben insanlarla hep yüz yüze tanışıyorum ve ilk kez görüşmediğim biriyle internetten
konuşmaya başladım yani ve bir tane ortak arkadaşımız vardı. Çok fazla ipucu vermek istemiyorum kim olduğu ile ilgili ama hani bir ortak arkadaşımız vardı. Ve bu ortak arkadaşımız da benim sevdiğim biri olduğu için sanki arkadaşımın arkadaşıyla konuşuyorum gibi bir his oldu bende. Gerçekten de öyle. O yüzden böyle daha bir rahat konuşuyordum. Yani tanımadığım herhangi biriyle konuşuyormuş gibi değil de aramızda tanıdık biri var ve daha rahattım kısaca. Ve gerçekten iletişimimiz harikaydı. Şöyle bir detay daha vereceğim. Çok korkuyorum çok fazla detay vermekten ama arkadaşlar Bant İstanbul'da yaşamıyor. Türkiye'de yaşıyor ama İstanbul'da yaşamıyor. Bant sürekli şeyden bahsediyor. Yasaklar hafiflediği zaman ya da korona bittiği zaman sen gel, ben geleyim, görüşelim. Zaten hep geliyorum İstanbul'a. Geldiğimde seninle de görüşelim. Ben çok aktif geliyorum, arkadaşlarımın çoğu zaten orada gibi. Çok fazla benimle görüşmeye yönelik konuşuyordu. Ve benim arkadaşlar Bant'tan etkilenme sebebim. Uzun zamandır konuştuğum insanlar arasında en rahat olanıydı. Yani böyle en istediğim konuda şakalaşabileceğim ve yanlış anlamayacak kadar rahat olan biriydi ve ben böyle şeylerden gerçekten çok etkileniyorum. Mesela şu an konudan tamamen bağımsız ama biri bana yazıyor, tanıdığım biri. Cevap vermiyorum ya da telefonumla çok ilgilenmiyorum. Ben öyle sürekli WhatsApp'a giren biri değilim. Üst üste dur neden yazmıyorsun? Neden? Yani böyle 5 milyon tane mesaj atmış. Mesela o kişi benim ilgimi çekmiyor. Onunla bir şey de paylaşamıyorum. İzlediğimiz şeyler farklı. Birbirimize herhangi bir konuda öneri yapmıyoruz. Herhangi bir konuda düşüncesini bilmiyorum. Sadece benimle mesela konuşmak isteyen biri yani. Mesela öyle kişiler ve bana neden yazmıyorsun baskısı yapan kişiler, böyle şakalaşamadığım, bir şeyler paylaşamadığım insanlarla ben olmuyor yani. Ve bu Bant kesinlikle bir şeyler paylaşabildiğim, eğlendiğim ve rahatça şakalaşabildiğim biriydi. Normalde internetten tanışıp insanlarla görüşmememe rağmen görüşmeyi göze aldım. Seri katil olsa bile bu konuda bile şakalaşabildim. Yani hani seri katil olabilirsin dedim, hani görüşemeyebiliriz. Hani bu kadar kendimdim. Ve yani o da bana dedi hani sen de seri katil olabilirsin ve benzeri. Kendi aramızda anlaştık ve seri katil olsak ya da olmasak da görüşecektik. Bant benden birkaç yaş büyük ve ya onunla sadece hoşlandığım biriydi gerçekten. Bir etkileyen biriydi karakteriyle. Ve görüştüğümüzde çok eğleneceğimize inanıyordum. Tek istediğim görüşmekti. Görüşüp iyi vakit geçirmek bu. Bu kişi bana yazdı. Dedi ki Duru, ani bir kararla İstanbul'a geliyorum arkadaşımın yanına. Arkadaş ona demiş ki neden İstanbul'a gelmiyorsunuz o zamandır? O da geleyim o zaman demiş. Ve hani İstanbul'a geliyorlar. Geliyor Bant. Caddebostan sahile çok yakın bir yerde kalacak. Cumartesi günü görüşmek için plan yapıyoruz. Yolda İstanbul'a geliyor. Yol boyunca benimle konuşuyor. Telefonla konuşuyoruz. Eğlenceli gidiyor her şey. Cumartesi görüştüğümde eğleneceğim biri gibi gidiyor resmen. Telefonda aksaklıklar yaşıyoruz böyle. Bazen çekmiyor çünkü arabayla geliyor falan. Yine de birbirimizi aramaya devam ediyoruz. Hani o kadar birbirimize görüşmek için istekliyiz değil. Perşembe günü oluyor olay. Perşembe günü İstanbul'a geldi ve arkadaşlar gece şu öğreniliyor ki hafta sonu sokağa çıkma yasağı var. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacağı için cuma günü yani geldiği akşamdan hemen bir sonraki gün direkt geri dönmesi gerekecek. Çünkü İstanbul'da kalırsa ve pazar gece yola çıkmak zorunda kalırsa, pazartesi işe giderse onun için çok yorucu olur falan. Cuma günü sanırım sokağa çıkma yasağının iptal olduğu öğrenildi ve ben de ona dedim ki ben cumartesi günü arkadaşlarımla Caddebostan'da buluşmaya söz vermiştim ve şimdi sokağa çıkma yasağı iptal olunca oraya gitmek zorundayım. İstersen sen bizim yanımıza katıl ama istemezsen eğer bu senin için rahatsız ediciyse, yani arkadaşlarımın yanına gelmek sonuçta benle bile görmedi, arkadaşlarımın yanına gelmekten rahatsız olabilir. Dedim ki eğer bunu istemezsen ben arkadaşlarımın yanına 8 gibi ayrılabilirim ve 8 gibi buluşabiliriz 20.00'dan sonra. O da dedi ki ben yarım saat önceden gelirim, 15 dakika yarım saat onlarla dururuz ve daha sonra biz ayrılırız onların yanından ve ikimiz oluruz. Ve bana bu çok mantıklı geldi. Tamam dedim, süper falan. Cumartesi günü oldu. Cumartesi günü birbirimize yazmadık çünkü yani planı zaten cuma günü tam bir şekilde yapmıştık. Ve arkadaşlar ben arkadaşlarımla birlikte Caddebostan'dayım. Gelmesi sanırım 15 dakika falan sürecek, o kadar yakın bir yer. Gelme saatine yarım saat kala bana şey yazdı. Duru çok özür dilerim. Arkadaşım ailesiyle bir sorun yaşadı ve uzaklaşmak zorunda kaldık. Bir kere bu nasıl bir yalan? Arkadaşım ailesiyle tartıştı ve uzaklaşmak zorunda kaldık. Yani nereye uzaklaşabilirsiniz? Yani aşırı anaokulu yalanı gibi geldi bana ama gerçekse bile her neyse. Bana dedi ki büyük ihtimalle gelemeyeceğim. Sana haber veririm. Ben de tamam sorun değil yazdım. Çünkü ne yazılır ki yani? Tamam yani sorun değil. Arkadaşınla ilgilen tabii ki. Öyle bir durum gerçekse tabii ki arkadaşınla ilgilen. Ama arkadaşlar o gün bana haber bile vermedi. Yani haber bile vermediği için ben zaten yalan olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben şey yazardım. Bir saat sonra durum devam ediyor. O yüzden gelemeyeceğim. Bir şey yazmadı. Pazar günü oldu arkadaşlar. Storylerimi izliyor mu? Tam göremiyorum. Yani çünkü benim storylerimi çok fazla kişi izliyor. Ama bazen şanslıysam tanıdık isimleri görebiliyorum. Çok şanslı olmam gerekir. Şansım öyle yaver gitti ki pazar günü attığım storylerim
mesela izlediğini görüyorum. İstanbul'da hala ve hiçbir şekilde bana yazmıyor. Cumartesi günü görüşememiş olabiliriz ama pazar günü de yani bir kahve içmek için bile, herhangi bir kahvecide buluşmak için bile, yani yarım saatliğine bile bana yazmıyor ve ben böyle şoktayım. Çünkü hani biz bu insanla aramız iyiydi ve garip bir şey yoktu. Şakalaşıyorduk, birbirimize bir şeyler öneriyorduk ve aramızdaki iletişim eğlenceliydi ve yani pazar günü, tamam cumartesi arkadaşında bir mesele vardı anlarım ama yani pazar günü tamamen boşsun büyük ihtimalle. Tamamen boş olmasından bile her insanın yarım saat kahve içmeye vakti var. Yok diyen yalan söylüyordur ve bana yazmaması aşırı garip hissettirdi ama umursamadım. Ben de ona yazmadım. Bir de şunu söylemek istiyorum. İstanbul'a gelip benimle görüşme planını yapan kendisiydi. Ya ben demedim. Yani şöyle söyleyeyim, o kadar story bile atmadı ki İstanbul'a geliyorum diye bana haber vermeseydi ben onun İstanbul'a geleceğini zaten hiçbir şekilde bilmezdim. Kendisi gelmesi için heyecanlanmamı sağladı ve kendisi yol boyunca benimle telefonda konuştu ve yine kendisi benimle görüşme günü planı yaptı ve yine kendisi bunu ekti. Pazartesi, salı birkaç gün oldu hatırlamıyorum ama diğer hafta rastgele bir hamburger yediğim story'e böyle hamburgerlerle alakalı cevap verdi. Mesela hiçbir şey olmamış gibi. Sonra ben hatta dedim ki aramız şu an garip, hani düzeltmek istiyor musun? Düzeltmek istiyorsan yüzleşelim dedim. Ve o da güldü, yüzleşelim dedi ve beni aradı. Telefonda şey dedim böyle, yalanlarını bir kenara bırak. O gün nasıl bir yalandı o, arkadaşımla bir problem çıktı, uzaklaşmak zorunda kaldık. Nasıl bir yalandı dedim hani. Bana öyle bir yalan söylememelisin. Çünkü bizim aramız hiçbirimizin yanlış anlamamaya ve anlayış olmaya dayalı değil mi dedim. Çünkü birbirimize böyle bir şey vermiştik. Birbirimize yalan söylemeyeceğimize dair söz vermiştik. Çünkü ben gerçekten önemsiyorum böyle şeyleri. Ve o da dedi ki Duru, sana karşı dürüst olacağım. Evet, arkadaşımla alakalı bir sorun çıktı ailesiyle ama saat 9.30 gibi düzeldi gibi bir şey dedi ve dedi ki sonra sana yazmaya utandım. Ben de dedim ki o ne demek sonra sana yazmaya utandım. Yani yazsaydın görüşebilirdik. O da dedi ki çok özür dilerim, böyle yapmamam gerekiyordu. Evet haklısın. Sonra biz güzel bir şekilde telefonu kapattık. İletişimimiz yine normal. Arkadaşlarımla mesela tatile çıkıyorum. Kısmen ona yakın bir yer. Tam olarak ona yakın bir yer değil ama kısmen yakın bir yer. Şöyle teklifler yapıyor. Ben mesela tatilden pazar günü İstanbul'a dönüyorum. Önce onun olduğu şehre geleyim ve tatilimin son günü onun olduğu şehre gidip onun olduğu şehirde onunla vakit geçirip onun olduğu şehirden İstanbul'a döneyim. Ama bunu böyle çok kötü bir şey bence bu yani. Birincisi aşırı umursamazca ve aslında burada anlamalıydım. Aşırı plan yapmak yerine planın böyle bir köşesine ekleme, yani saçma. Ne olarak saçma? Her neyse, evet burada da anlamalıydım. O uygun olmuyor, beni son anda çağırıyor ama ben uygun olmuyorum ve aynı zamanda gitmek de istemem. Sonra arkadaşlar şimdi burası işlerin kızıştığı nokta. Yani burada gerçekten çok üzüldüm ben hani. Buraya kadar pek yani üzülmemiştim çok ama hani burada gerçekten çok üzüldüm. Arkadaşlarım Antalya'da tatildeyim ve kendisi bana diyor ki dur biraz daha oradaysan. Çünkü ben Antalya 3 günlüğüne gitmiştim. Bir haftalığına falan kaldım. Yani Antalya tatilim bayağı uzadı. O da diyor ki Duru biraz daha oradaysan yanına geleyim. Ben dedim ki ciddi misin? O dedi ki evet, seninle olabileceksem gelirim. Ben dedim ki evet, bir gelirsen benimle olabilirsin. Dedi ki ama arkadaşların var. Yani acaba öylesine mi söylemişti bilmiyorum. Şu an sinirden bandı böyle yapıyorum. Ben dedim ki arkadaşlarım kendi arasında daha yakın arkadaş. Ben onlara sonradan dahil oldum. O yüzden sen gelirsen ben onlardan ayrılabilirim ve seninle olabilirim. 2 gün falan onlardan ayrılıp seninle oğlum diye üzülecek insanlar değiller. Çünkü onlarla zaten 7 gündür beraberim. Yani 2 gün seninle olabilirim. Dedi ki inanmıyorum, süper. Ya böyle dememiş olabilir, benim kelimelerim bu. Ama dedi ki süper. Ve dedi ki iş yerimle konuşayım. Eğer hafta sonu bana ihtiyaçları yoksa, normalde hafta sonları çalışmıyor, yine yoksa gelirim ve süper olur. Bu sefer gerçekten gelecek gibi hissettim. Ve arkadaşlar diğer gün tabii ki bana şey dedi. İşle alakalı hafta sonu ona ihtiyaçları olacakmış. Bunu söyledi. Açıkçası insan sizi sürekli ektiği zaman söylediği şeylere inanmıyorsunuz dürüst olsa bile. Dürüst mü değil mi o konuda bilmiyorum. Belki gerçekten o hafta sonu çalışması gerekiyordu. Hiçbir fikrim yok. Ama sonuç olarak bir kez daha beni ekti. Ve arkadaşlar tatilde yine kendisi benim yanıma gelmeye teklif etti. Yine kendisi gelebileceğini söyledi ve iş yerine sorabileceğini söyledi ve yine olmadı. Yani sürekli kendi bana bir şeyler söylüyor ve ben heyecanlanıyorum ve olmasını istiyorum. Ve daha sonra diyor ki aa hayır bye falan. Yani böyle çok saçma, yani gerçekten çok saçma. Hani bana söyleme o zaman. Ya bana söyleme. Sonra arkadaşlar çünkü artık şaka gibi oluyor gerçekten. Neyse. Sonra arkadaşlar Antalya olayından gerçekten bakın burada şoktayım. Antalya'da yanıma gelme muhabbetinden. 1 ya da 2 hafta sonra süreyi karıştırıyor olabilirim ama aşırı kısa zamanda, hani kısa ötesi bir zamanda sevgilisi oldu. Sevgilisi olduğunu nasıl öğrendim? Gece aklıma böyle bir şey geldi, aramızda bir şaka ve ona yazdım. Ama o saatte uyuduğunu biliyorum çünkü iş yüzünden erken uyanıyor ve
aşırı geç bir saatte yazdığım için aramızda olan o şaka açtığım şeyi yazdım. Ve daha sonra dedim ki haha bu saatte yazıyorum, beni engellemelisin. Böyle yazdım, beni engellemelisin. Sabah bir uyanıyorum ki gerçekten beni engellemiş. Gerçekten şoktayım yani. Sen gerçekten beni nasıl engelliyorsun? Yani ben orada beni engellemesin derken ciddi değildim. Çünkü haha seni rahatsız ettim, beni engellemelisin. Kim engeller? Instagram'dan ona yazdım. Şok içinde dedim ki tam olarak ne oldu dedim yani. Ciddi olmadığımı bilmiyor muydun engelle derken? O dedi ki Duru sana karşı dürüst olacağım. Ben dedim ki evet ol. Lütfen ol yani. Solunda gel, gel lütfen dürüst ol. Sevgilim var'a getirdi konuyu kısaca. Sevgilim var dedi yani. Ben böyle şoka girdim. Ve dedim ki hani sevgilimiz olduğu zaman birbirimizi engellememiz mi gerekiyordu dedim. O dedi ki yok yok hayır, ben asla öyle biri değilim. Sadece sen öyle dedin diye o an panik oldum ve öyle bir şey yaptım. Gerçekten asla öyle biri değilim. Özür dilerim. Ve sonra beni yeniden takip etti. Çünkü Instagram'da takipten de çıkarmıştı ve kendi de beni takipten çıkmıştı yani. Ve ben salak gibi sabah şokundan ama ben de onu geri takip ettim ama kesinlikle sabah şokundan. Hani sabah şoktaydım sadece yani, tüm olanlara inanamıyordum. Yani bir süre önce tatilde benim yanıma gelmeye çalışan, çok iyi anlaştığım, hep görüşmek istediğim ve görüşemediğim insan bir anda beni engellemeye başlıyor ve sevgilisi oluyor yani. Kendi planlarına ekmesi yetmezmiş gibi. Birbirimizde bir süre öyle ehli kaldık. Yani o noktadan sonra ben bilmiyorum. Çünkü ben artık onu o an panikle geri takip ettim ama daha sonra yani onun storylerini izleyesim gelmiyor. Post görmüyorum. Yani ben onu böyle yavaş yavaş değil direkt ya, bir anda hayatımdan çıktı benim ama saçma sapan bir şekilde orada arkadaş ya, hiç görüşmemiş kişiler aralarında eğlenceli iletişim geçse bile arkadaş olamazlar yani, arkadaşlar böyle garip olmazdı aramız. O yüzden dedim ki Duru neden bu kişi senin hayatında değil ama senin kafanda yer ediyor ve bu olayı sonlandırmak için onu unfollowladım ve kendi takipçilerimden de onu çıkardım ve burada da anlatıyorum ki üstümden büyük kalksın ve bu olayı aşayım ve hayatımıza devam edelim. Ama gerçekten sadece şu konuda kalbim çok kırık yani. İlk kez internetten biriyle tanıştım. Eğlenceli bir arkadaşım olacaktı. O eğlenceli arkadaş sürekli plan yapıp hepsini ekti. Bir anda sevgilisi oldu ve bir anda bizim iletişimimiz bitti yani. Bilmiyorum arkadaşlar, kafam çok karışık. Yani düşünmek de istemiyorum çünkü düşünmek... Ya kendimde hata aramıyorum. Herhangi bir şey yanlış yaptığımı düşünmüyorum. Ama sadece çok üzüldüm çünkü uzadı bu mesele. Yani bu anlattığım olay Mart'tan 2 hafta önceye kadar sürüyor yani kafamın arka planında. Yani tabii ki her gün bu konuyu düşünmüyorum ama hayatımda olan bir olay. Erkeklere şu tavsiyeyi vermek istiyorum. Lütfen ekeceğiniz planları yapmayın. Yani samimi bir şekilde lütfen rica ediyorum, yalvarırım yapmayın. Aynı zamanda kız arkadaş edinme hızınıza gerçekten aşığım. Ama her neyse yani kız arkadaş hızlı ediniyor olabilirsiniz ama ben kendimi bilmiyorum, hayal edemiyorum. Yani bir insanı benim tanıyıp güvenmem ve ilişkiye başlamam bile en az o kişiyle tanıştıktan sonra yani en az 1-2 ay benimle görüşme planı yaptıktan biraz sonra sevgilisi olabilmesi bir insanın beni çok şaşırtıyor. Yani beni biz onunla çift olmalıydık demiyorum. Asla bir şey demiyorum ama konuşurken ve tatile gelecekken yani arkadaşlar ben sadece bilmiyorum ya yani insan ilişkilerinin daha gerçek olmasını isterdim. Çünkü yani böyle fake gibi geliyor şu an. Yani tabii ki aramız iyiydi ve sonuç olarak ne olmuş olursa olsun aramız iyiydi ve o eğlenceli biriydi evet. Ama ben sadece çok üzüldüm tüm olanlara. Bu tarz bir şey yaşayan var mı? TikTok'taki çocuğun yeni bir versiyonu gibi oldu bu da ya. Gerçekten yine böyle. Daha sonra sevgisi oldu. Hani bazen şey düşünüyorum ya. Bende de öyle bir paranoya başladı. Acaba bu insanlar gerçekten acaba Duru benim hakkımda video yapar mı diye mi bu kadar bana saçma davranıyor? Bu videoyu izliyorsa gerçekten çok üzüleceğim. Çünkü onun hakkında video çektiğimi görmesini istemeyeceğim biri. Her neyse arkadaşlar, düşüncelerinizi yazın. Buna benzer bir olay yaşadınız mı? Tüm bir olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin yaklaşımınız, sizin tepkiniz nasıl olurdu? Gerçekten bana yazın. Merak ediyorum. Hepsini tek tek okuyacağım. Sizin benzer bir anınız var mı? Lütfen anlatın. Gerçekten böyle bir yorumlarda bir dayanışma yapabilir miyiz? Buraya kadar izlediyseniz parlatıcı yazın. Şu an bu konudan bahsettim, böyle biraz gerildim yine. Ama sizinle paylaştığım için rahatım yani. Beni şu an daha iyi anlıyorsunuz gibi hissediyorum. Yani size karşı tamamen dürüst olduğumda böyle rahatlıyorum. Ve evet, bu uzun zamandır kafamı kurcalayan sinir bozucu bir şeydi. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğene basarsanız çok sevinirim. Her çarşamba 6'da ve her cumartesi 1'de kanalıma yeni videolar yüklüyorum. O yüzden abone olursanız çok sevinirim. Size aşığım ve bunu çok 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 iyi biliyorsunuz. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Muah.